Biraz önce haberlerimizi izlerken görmüştük aslında. Hani dünyaya sahip çıkmamız gerekiyor diye. Çünkü başka yaşayabileceğimiz bir yer yok. O yüzden bu yaşadığımız ortamı bizler düzelteceğiz. Bizler hayatımızı yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Bunun için her şeyden önemlisi çevre bilincinin gelişmesi gerekiyor. Çevre demek sadece evimizin önü veya sadece gıdalandığımız tarlalarımız, bağlarımız, bahçelerimiz, ormanlarımız değil. Çünkü hayatta sadece bizler yaşamıyoruz bu yeryüzünde. Bizden başka varlıklar da var. O varlıklara doğal yaşama da bizler katkı sağlamak mecburiyetindeyiz ki hayatı hep birlikte daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü bir şekilde yaşayalım. İşte bunları yaşayabilmek adına çok önemli projelere imza atmış ve dünyada çok önemli ödüller kazanmış çok kıymetli bir ismi ağırlayacağız bizler. Dünyada verilen en önemli ödüllerin ilki ve teki onunla. Çünkü Yeşil Oscar'ı diye bildiğimiz, Çevre Oscar'ı diye bildiğimiz ödülü dünyada iki kez alan bir Türk misafirimiz var. Yani bizden birisinin dünyaya verdiği, tarihe düştüğü notları konuşmaya çalışacağız. Sayın Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle tebrik ederim. Böylesine önemli bir projeye imza attığınız için ve bizlerin de göğsünü kabarttınız. Hani bizler bütün dünyaya nasıl hizmet edebilirim sorusunu ararken siz çok önemli cevaplar göstermişsiniz ki dünyada 2008 ve 2013 yıllarında Çevre Nobel'i diye adlandırılan Yeşil Oscar diye bildiğimiz o ödülü almışsınız. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz efendim? Evet, teşekkür ederim. Ben Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim ve aynı zamanda Kars Kuzeydoğa Derneği'nin başkanıyım. Derneğimiz ismi Kuzeydoğu Anadolu'dan geliyor ve oranın doğasından. Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Serhat illerimizde ve kısmen de yaban hayatı koridoruyla Erzurum ve Artvin'de doğa koruma, araştırma ve köy tabanlı ekoturizm çalışmaları yapıyoruz. Ben meslek olarak eğitimim biyoloji, antropoloji üniversitede ve doktoramı da ekoloji üzerine yaptım. Ve dünyanın farklı yerlerinde, farklı kıtalarda biyolojik araştırma, özellikle kuşlar ve büyük yırtıcı memeliler üzerine ve de doğa koruma çalışmaları yapıyorum. Aslında dünya çok küçüldü. Özellikle bir 10-15 yıldır küresel dünyada, global dünyada herkesin her yere rahatlıkla ulaşabildiği bir dönemdeyiz. Evet. O yüzden sadece yaşadığımız ilin sınırlarında kalmıyoruz, kalamıyoruz. Dünyanın farklı noktalarındaki cereyan eden olaylar bizleri de etkiliyor. Tabii. İşte küresel ısınma çok keza tabii öyle. Sadece kutuplarda olduğunu düşünmek büyük bir yanılgı olur. O yüzden sizlerin yaptığı çalışmalar bütün dünyanın coğrafyasını aslında etki ediyor. Evet. Sadece yaşadığınız yere değil ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Türkiye'ye değil. Bütün dünyaya hizmet ediyorsunuz. 2008 ve 2013 yıllarında aldığınız bu ödüllerin projeleri neydi? Evet, şimdi 2008 yılında odaklı bir projeye verildi. Bu da Kars Kuyucuk Gölü'nün araştırma, koruma ve yine köy tabanlı ekoturizmle bölge halkının katkıda sağlama. 2013'te verilen ikinci kez aldığım Whitley Gold Ödülü, Whitley Ödülü'nün 20. yıl dönümü nedeniyle son 20 yılda verilmiş 167 Whitley Ödülü arasından seçildi. Ve bu da bunun verilme sebebi olarak doğa korumada Türkiye'yi dünya gündemine taşıma olarak belirttiler. Yani bu benim sadece yani bir proje değil, bütün Türkiye'nin doğa koruması ve araştırması ile ilgili yaptığım projelerin tümüne verildi. Ve bunun dışında bu konuda yazdığım bilimsel makaleler de Türkiye'nin dünya çapındaki önemli biyoçeşitliliği ve içinde bulunduğu tehlikeyi bilimsel olarak biz duyurduk. Ve projeye gelecek olursak bahsettiğimiz Kuyucuk Gölü projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın gerçekleştireceği benim 2008 yılında önerdiğim Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridoru. Bu da ağaçlandırmayla Sarıkamış Ormanı Milli Parkı'nı Posof'un, Gürcistan'ın, Kaçkar Karadeniz'in büyük ormanlarına bağlayacak bir ağaçlandırma projesi diyebiliriz. Türkiye'de ilk kez yapılıyor ve toplam 51 bin hektarlık bir korunan alan ağaçlandırmayla sadece 2500 hektarlık bir ağaçlandırmayla birbirlerine bağlanacak. Bu da çok yani verimli bir proje oluyor bu şekilde ve bu alan 162 kilometre uzunluğunda, daha işte yeni geçen hafta bunun ilk yarısını yürüdüm. 96 kilometre yürüdüm işte 4 günde öğrencimle. Erzurum,
Kars Ardağ'ını geçtik. Direkt GPS notlarını takip ederek, ki muhteşem yerler bunlar. Genellikle 1500-2500 metre arasında. Zaten Mayıs'ta, Haziran'da hepsi çiçek açmış durumda. Bunlar hep Doğu Anadolu'nun en güzel yaylaları, ormanları, sulak alanları, nehirleri, ıslak çayırları ve ekoturizm güzergahı olarak da şahane bir güzergah. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu alana 4,5 milyon ağaç dikerek bu orman parçalarını birbirine bağlayacak. İşte biz ağaçlandırmasının bir an önce başlayacağını ümit ediyoruz. Ve bu şekilde bölgedeki yaban hayatı da ormandan çıkmadan hareket edebilecek ve yeni yaşam alanları kazanacak. Bu 28.543 hektarlık alanda Türkiye'nin milli parklarının %70'inden daha büyük yeni bir korunan alan olacak. Muhafaza ormanı statüsü kazanarak. Evet, yani bu çok Türkiye için önemli bir ilk. Orman Bakanlığı'nın gerçekleştireceği bizimle beraber. Ve son olarak da Aras Nehri Kuş Cenneti projemiz içinde bu ödül verildi. O da benim Iğdır'da keşfettiğim, 2006 yılından bu yana kuş halkalama çalışmalarıyla 45 bin den fazla kuşa halka taktık. Bunlar da kimlik görevini görüyor. Bu şekilde göçlerini anlayabiliyoruz. Örneğin Güney Afrika'dan bir kırlangıç geldi. Zambiya'ya bizim halkaladığımız bir kırlangıç. Çok orada güzel. Hollandalılar tarafından yakalandı. Bunları siz takip edebiliyorsunuz artık. Evet, evet. Ve en son maalesef üzücü bir e-mail geldi geçen ay Kuveyt'ten. İşte bir vatandaş şöyle bir e-mail. Amcam, sizin halka taktığınız kuşu yakaladı. Ben internetten sizi buldum. Halka numarası budur. Bu kuşu siz mi yakaladınız? Son cümle, özür dilerim, kuşunuzu yedik. Yani öyle şeyler de oluyor. 17 gramlık bir kuş Kuveyt'te yenmiş. Ve National Geographic ABD dergisinin bu ayki sayısı göçmen kuşların içinde bulunduğu tehlikelerle ilgili. Yani bu da bir örnek. Bir sizi destekleyebilmek adına da anekdot paylaşmak isterim. Geçtiğimiz aylar içerisinde kelaynak kuşlarının ülkemizde neslinin tükenmekte olduğunu biliyoruz. Evet. Bunların neslinin devamı için çok ciddi projeler yapılmakta. Evet. Bazıları artık doğaya salınıyor ve onların göç yolları açık ediliyor. Evet. Ancak burada biz geçtiğimiz aylar içerisinde verdiğimiz bir haberde çok ilginç bir anekdot vardı. Bu kuşlarla ilgili olan kişilerden bir tanesi, ne olursunuz avcılara sesleniyorum, hani bu kuşları avlamayın demişti. Evet, evet. Çünkü insan eliyle var ettiğimiz şeyleri yine insan eliyle yok edebiliyoruz. Maalesef. Burada şunu soracağım size, daha anlaşılır olabilmesi için. Bir kuşun nesli tükense ne olur canım desek, bir kuşun neslin tükenmesi bize nasıl etki eder? Şimdi buna şöyle bir örnek vereceğim. Uçakta uçarken bakarsınız, kanatta kanadı birbirine tutturan çiviler var diyeyim. Menteşeler var. Pimler var. Şimdi bu pimlerin birini çıkarsak ne olur canım diyebiliriz. Yani sonuçta düznelerce var. Bir tanesini daha çıkarın, bir tanesini daha çıkarın. Bir yerde uçağın kanatı kopar ve siz düşersiniz. Aynı şekilde doğadan da İşte bu canlı yok olsa ne olur, bu canlı yok olsa ne olur diye ekosistemler çöker. Buna en güzel örnek ya da en kötü örnek diyeyim. Hindistan'da akbabalar sığırlara verilen bir ilaç yüzünden böbrek çökmesinden öldüler son 20 yılda. Nüfusları %95'ler %99 azaldı. Bunun sonucunda akbabaların yerini sokak köpekleri doldurdu. Ki bunlar çok önemli miktarda kuduz taşıyorlar. Ve bu açıdan Hindistan'da zaten her sene 25 bin kişi kuduzdan ölüyor. Kuduz vakaları arttı ve iki ekonomist 2008 yılında çıkardıkları bir makalede akbabaların ölmesinden dolayı artan kuduz vakalarının 48 bin fazladan insan ölümüne yol açtığını ve 18 milyar dolarlık ekstra bir ekonomik yük yarattığını hesapladılar. Sadece 15 yıl içerisinde, ki bu 2008, 5 yıl daha geçtilerden. Yani akbabalar, çoğumuzun açıkçası sevmediği akbabalar yok olunca... Hani olsa ne olur, olmasa ne olur diyebilirsiniz ama evet, öyle değil işte. Evet, işte akbabalar yok olunca artan köpek ve kuduz vakalarından dolayı 48 bin fazla kişi ölmüş. İşte bu tip ilişkilerin çoğunu ekoloji çok karışık bir bilim dalı, yani çok ileri bir bilim dalı ve yıllarca araştırma gerektiriyor. Bu ilişkilerin çoğunu biz daha bilmiyoruz. Ve bilmediğimiz şeyleri yok ediyoruz, sonuçlarına da katlanacağız. Yani biz şey bu sonuçları yaşamayalım diye. Tabii ki yani. Yani her şeyden etkilenebilir dünya değil mi? Tabii ki yani, ama işte siz bilemiyorsunuz. Bir şey yok edersiniz, pek bir şey etkilenmeyebilir. Yani onu söylemek lazım. Yani her şey etkiler diye bir şey yok. Yani esasında her şey etkiliyor ama yani insanlar etkilenmeyebilir. Ama işte bu akbaba örneğinde olduğu gibi de hiç tahmin etmediğiniz bir yerden çok ağır bir darbe alabilirsiniz. Yani ve ben tabii ki yani illa insana faydası olacak diye değil. Sırf
ahlaki açıdan, etik açıdan yani bir canlının hayatını yok etmek zaten son derece, yani hiçbir dinde yani bir canlının soyunu tüketmeye kabul etmez hiçbir din. Böyle bir ne yani, hakkımız var. Hakkımız yok. Yani siz kimsiniz ki bir canlının hayatını, bir canlının soyunu yok etmeye hakkınız olsun. Yani bu hiçbir dinde kabul edilebilir bir şey değil. Ben yani etik ve ahlaki kişiler açıdan buna karşıyım. Doğru. Ama insanımız derse ki bize ne faydası var? Birçok faydası var. Birçoğunu bilemiyoruz. Örneğin Hollanda'da elma ağaçlarına ağlarla kaplıyorlar. Böcek yiyen kuşlar giremiyor ve böcek zararı artıyor. Elma verimi %60 düşüyor. Hatta %67 düşüyor. Yani böcek yiyen kuşlar elma verimini %67 artırıyor. Sanırım 4,5 kilodan ağaç başına 7,8 kiloya arttırıyor. Yani bu da direkt yine bir faydası ekonomik olarak. Yani birçok faydaları var canlıların. İşte akbabalar dedik. Biz de dünyada soy çapında tehlikede olan küçük akbabaları Türkiye'de ilk kez uydu vericileriyle takip ediyoruz. Ve muhteşem şeyler öğrendik. Örneğin Iğdır'da Aras Nehri Kuş Cenneti'nde verici taktığımız 3 küçük akbabadan işte biri maalesef Irak'ta öldü göç esnasında. Öbürü önce Yemen'de, sonra Etiyopya'da kışı geçirdi. Üçüncüsü de Iğdır ismi verdiğimiz akbaba. Etiyopya'da kışı geçirdikten sonra Somali sınırında Iğdır'a geri döndü. Ve 7,5 ayda 20 bin kilometreden fazla uçtu bir kuş. 2 kiloluk bir kuş. Ve 8 bin metre yüksekliğe ulaştı. Deniz seviyesinden 60 kilometre hıza ulaştı. Yani bunlar muhteşem muazzam şeyler. Evet. Yani bunları bilebilmek, bunları öğrenebilmek muhteşem. Ve biz bunları yani saat saat uydudan takip edebiliyoruz. Bu şekilde bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de ilk kez bir canlının göçü başından sonuna kadar saat saat takip edilmiş oldu. Ve biz bu hafta Iğdır'ın yuvasını bulduk. Yine Iğdır'da Aras Nehri Kuş Cenneti yakınında. Ama maalesef Iğdır'ın yaşadığı Aras Nehri Kuş Cenneti, ki bu sezon itibariyle 249 kuş türü tespit ettik Aras Kuş Cenneti'nde. Türkiye kuşlarının %52'si şu an yok olma tehdidi altında Tuzca Barajı tarafından. Ve benim burada Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na ricam, kendisi 2012'de bu kuş cennetini korumak boynumuzun borcudur demişti. Sağ olsun bana da bu sene Türkiye'nin ilk bilim teşvik ödülünü verdi. Pardon. Türkiye'nin ilk sulak alan bilim teşvik ödülünü verdi. Kendisinden ricam, benim ve ekibimin bilimin sel araştırmasını yaptığı bu sulak alanı korusun. Aras Nehri Kuş Cenneti, Doğu Anadolu'nun en zengin sulak alanı. Türkiye'de 249 kuş türü tespit edilmiş, fazla alan yok. Örnek vermek gerekirse Manyas Kuş Cenneti'nde 255 kuş türü var. Van Gölü'nde 213 kuş türü tespit edilmiş. Sadece 8 yıl önce keşfettiğimiz Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti şu an daha şimdiden 249 kuş türü tespit edilmiş durumda. Sayın Veysel Eroğlu'ndan burayı korumasını ve Iğdır'ın ekoturizm merkezi haline getirmesini rica ediyorum. Aslında Sayın Bakanımızın da daha önceki demeçlerinden ve röportajlarından biliyoruz. Özellikle bu tür projelerde çok hassas davrandığını biliyoruz. Kesinlikle. Ki size de Şubat ayında vermiş olduğu bu sulak alan araştırma teşvik ödülünde de bilime ne kadar önem verdiklerini görebiliyoruz. Evet. Buradan bilim demişken tekrar yaban hayatı vericilerle takip edebilme ne kadar bir serüveni var ülkemizde bu işin? Evet. Şimdi, yakın bir tarih olduğunu biliyorum. Evet, yani Türkiye odaklı çalışmalar son işte yaklaşık 10 yıl diyebiliriz. Tabii Türkiye'den başka ülkelerde verici takılmış kuşlar geçiyor. Zaten bu bilim dalı öyle çok uzun bir geçmişi olan bir dal değil. İşte esas da 50 yıl önce vericiler takıl ilk kez vericiler denenmeye başladı ama özellikle son 20 yılda bu iş çok arttı. Zaten arkanızda da görülen benim Costa Rica'daki doktora projem. İşte yağmur ormanındaki kuşlara verici taktım ben doktora projemde. Ki bu tropik bir bölgede yapılmış en büyük radyo vericili kuş takip projesi oldu. 450'den fazla kuşa verici taktık. Ama bunun farkı, buradaki kuşları ayakla, yani yürüyerek, araçla sürekli takip etmeniz lazım. Küçük kuşlarda böyle bir sıkıntı var, kısıtlama var. Fakat büyük canlılarda bozayı, kurt, akbaba gibi uydu vericileri takabiliyorsunuz. Ve bu kıta arası göçü uydudan takip etmenizi sağlıyor. Ve bu tabii çok daha detaylı ve büyük çapta bilgi edinmenizi sağlıyor. Diğer bir verici tipi de aslında bozayı ve kurtlara taktığımız GSM, GPS dediğimiz verici tipleri. Örneğin kurtlara taktığımız vericileri Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sağladı. Aynı şekilde Küçük Akbabar'a taktığımız uydu vericilerini de onlar bize sağladı. GSM GPS vericilerinin mantığı esasında bize kurtlardan cep telefonuna mesaj gelmesi. Yani öyle bir hoş bir şey ne kadar var. Güzel. Evet, yani GPS noktalarını kaydediyor verici. Şebekeyi bulduğu zaman paket halinde cep telefonuna kurtların o noktalarını yolluyor. Yani bize kurtlardan cep mesajı geliyor. Genelde aynı rotayı mı takip ediyorlar? Yok, çok farklılık var, çok değişkenlik var. Şimdi tabii ki bir sürüye ait olan kurtlar genellikle beraber yaşıyorlar. O alanı kullanıyorlar. Ama farklı sürüler var ve bunun dışında genç bireyler özellikle daha bir süreye ait olmadan kendilerine bir alan arıyorlar. Yani en uygun alanı arıyorlar. İşte bir sürü mesela bir sürünün alanına giriyor, o sürü onları itiyor. İşte başka bir alana giriyorlar aynı şekilde ve kendilerini kabul ettirene kadar çok büyük bir alanı geziyorlar. O yüzden ilk verici taktığımız iki kurttan biri olan Doğa genç bir kurttu ve bir yıl içerisinde 5400 kilometre kareden fazla bir alanı gezdi. Bu da İstanbul ilinin yüz ölçümünden daha büyük bir alan demek. 230 kilometre karelik Sarıkamış Milli Parkı'nın 25 misli muhteşem bir alan demek. Veriler, muhteşem veriler. Ve bu da bakanlığımıza orman Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridorunun ne kadar gerekli olduğunu gösterdi. Çünkü Sarıkamış Milli Parkı izole kalmış bir durumda. Zaten Milli Park'ın sadece 60 kilometre karesi orman. Sarıkamış Ormanı'nın kalan 340 kilometre karesi kesim ormanı. Ve biz bu verilerle bu alanların, bu ormanların ne kadar yetersiz kaldığını, bölgede ne kadar büyük bir orman ihtiyacı olduğunu göstermiş olduk. Bilimsel bir taban sağladık. Bakanlığımızda bu verilerin ışığında yaban hayatı koridorunu yaratmaya karar verdi. Veysel Eroğlu da geçen Dünya Çevre Günü'nde 2012'de duyurdu. Ümit ediyoruz ki bu söylediklerinizin hepsi Türkiye'de gerçekleşecektir. Yaban hayatın sadece bizim için değil bütün dünya için ne kadar gerekli olduğunu biliyoruz. Biraz önce verdiğiniz örnekler gerçekten çok önemli örneklerdi. Gerek Hollanda'daki ekonomik zarar, gerekse Hindistan'daki durum. Ancak biz şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkemizin bulunmuş olduğu coğrafya zaten başlı başına bir zenginlik. Kesinlikle. Bu zenginliği korumak mecburiyetindeyiz. Çünkü bu bir dünya mirası olmaya başladı. Evet. Sadece bizim değil. Ekolojik turizm de belki bu dünya mirasına açılabilecek bir kapı olabilir. Çok çünkü iyi. Turizmin çeşitlendirilmesi anlamında çok önemli. Dünyada nasıl ekolojik turizm? Evet, dediğiniz çok doğru. Türkiye neredeyse tamamı 3 biyoçeşitlik sıcak noktasıyla kaplı dünyadaki tek ülke. Bunlar da Akdeniz, Kafkaslar, İran, Anadolu. Yani dünyada 35 biyoçeşitlik sıcak noktası var. Çoğu zaten tropik bölgelerde, ılıman bölgelerde genellikle biyoçeşitlik daha düşüktür. Ama ülkemizin şansı çok birçok farklı ekosistemin bir araya geldiği bir an olması ve bu sayede de 3000'den fazla bitki türü sadece ülkemiz sınırlarında yer alıyor. Bunun dışında birçok diğer canlı türü de var. Ülkemize endemik, sadece ülkemizde bulunan ve bu da ekoturizm için büyük bir potansiyel. Yani dünyada ekoturizm giderek yani ekoturizmin turizmin en hızlı gelişen dalı. Bir örnek vereyim. Costa Rica benim doktora tezimi yaptığım. Esasında ufacık bir ülke 50 bin kilometre kare. Yani esasında bizim Kuzeydoğu Anadolu'da çalıştığımız bir alan kadar ve muazzam bir yatırım yapmış. Ülkenin %25'inden fazlası korunan alanlarla kaplı. Ülkemizde bu oran çok daha az. Yani farklı koruma şekillerine bakarsak yani farklı rakamlar görüyoruz ama yaklaşık %5 civarında diyebiliriz gerçek anlamda korunan alan. Hatta sıkı koruma olarak %3 civarında bir korunan alanımız var. Yani Costa Rica bunun neredeyse 10 misli alanı koruyor. Karşında da Amerika'nın ekoturizm merkezi haline gelmiş durumda. Örneğin sadece kuş gözlem turizminden milyar dolara varan gelir sağlıyorlar her yıl. Şimdi biz de esasında Avrupa'da Türkiye'nin kuşları çok ünlü. Birçok kuş gözlem turu Türkiye'ye geliyor. 2005 yılında ben ilk Türk kuş gözlem yani Türkler tarafından yönetilen kuş gözlem turunu organize ettim ki bu çok önemli. Öbür türlü yani yabancı turlar da önemli ama gelirin çoğu yine yabancı ülkelere geri gidiyor. Fakat kendi ülkemizde organize ettiğimiz zaman gelirin çoğu ülkede kalıyor. Yani bu açıdan yani Türkiye çıkışlı ekoturizm şirketlerinin ve turların olması çok önem taşıyor ekonomik açıdan. Ve Türkiye eğer bu konuda gerçek anlamda alanları korursa, önemli alanları korursa, doğa korumayı iyi şekilde yaparsa
Avrupa'nın ekoturizm merkezi haline gelir. Yani gelmemesi için aslında hiçbir sebep yok. Yani zaten hep bahsediyoruz işte Avrupa'daki bitki türlerinin, yani Türkiye'de neredeyse Avrupa'daki kadar bitki türü var ki koca bir kıta Avrupa. Yani sanırım Türkiye'deki bitki türü yaklaşık Avrupa'dakilerin %75'ine denk. Kuş türleri deseniz neredeyse başa baş. Yani bu kadar bir zenginlik varken Türkiye zaten turizm konusunda tanınmış bir ülke. Artık uçak seferleri, altyapı hazır. Yani biz bunu yeterince değerlendiremiyoruz. Yani turizm olarak da genellikle Türkiye gelen turistler az harcama yapan turistler. Kaldı ki ekolojik turizm pahalı bir turizm. Kesinlikle öyle. Yani şöyle söyleyeyim, normal iyi bir kuş gözlem turu gerçekten kaliteli rehberlerle yapan 2 haftada Türkiye'de örneğin 5000 dolar kişi başına alabilirsiniz. Ucuzları bile, ki biz en ucuzunu yapmıştık. Ta 2005 yılında 2 haftada kişi başına 3 haftada kişi başına 3800 dolardı. Oldukça iyi bir rakam. Evet, yani ve biz bakıyoruz, yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye gelen bir turist yıllardır yaklaşık bütün seyahati boyunca 800 dolar harcıyor. Yani buradan biz turizmle uğraşan kişilere de aslında bir ipucu vermiş oluyoruz. Ekonomik anlamda da, katma değer anlamında da oldukça kazançlı bir işten bahsediyoruz. Böylesine bir malzememiz varsa ortaya yemeği çıkartmak gerekiyor. Evet. Ve o yemeği yapacak aşçılarımız da var. Son derece kolay bir şekilde yapabiliriz. Kaldı ki Amerika'da yaşıyorsunuz. Dünyanın birçok yerini gördünüz. Everglades bir bataklık olmasına rağmen dünyanın çok farklı noktalarından orayı görmeye giden insanlar var. Çok doğru. Hani biz bataklığa değil cennete davet ediyoruz insanları. Aynı şekilde, evet. O yüzden rahatlıkla gelebilirler aslında. Aynı şekilde, evet. Yani sonuçta Iğdır Aras Kuş Cenneti de bazı insanın gözüne bataklık gibi geliyor. Fakat orası çok önemli bir sulak alan, bir kuş cenneti. Türkiye kuş türlerinin çoğu orada var. Ve aynı şekilde iyi bir pazarlamayla burası da Doğu Anadolu'nun Everglades'i, Manyas Kuş Cenneti olabilir. Ki biz geçen sene National Geographic Yönetim Kurulu'nu alana getirdik ABD'den. Yani düşünün, Washington'dan Iğdır'a geldiler. Hayran kaldılar ve bütün yönetim kurulu Türkiye'yi gezdi 2 hafta boyunca ve gezilerin sonunda dedi ki Doğu Anadolu, Kars, Iğdır bütün gezimizin doruk noktasıydı. En hoşumuza giden kısmıydı ve önümüzdeki sene mütevelli heyetiyle geleceğiz. Yani daha da üst heyetle geleceğiz ki inşallah bu sonbaharda onları bekliyoruz. Ümit ederiz, bizler de davet ediyoruz efendim. Hemen şunu söyleyeyim, National Geographic demişken. Size onlar kaşif olarak, risk alan kaşif olarak görmüşler. Böyle de bir ödül vermişler. Evet, Mayıs ayında. Nedir efendim risk alan kaşif? Nasıl olunur? Evet, şimdi valla ben de bana da sürpriz oldu. Çünkü öyle bir başvuru süreci yok. 125. yıl dönümü bu sene National Geographic'in. Onun için böyle bir şey belirlemişler. Yani bilimde, araştırmada sınırları zorlayan, kendilerini farklı konularda riske atan 22 kişi seçtiler dünya çapında. Ben de Türkiye'den seçilen risk alan kaşif olarak tabii ülkem adına da çok gurur duydum. Evet, ve işte Mayıs sayısında bir röportajım yayınlandı. Ve bu, örneğin bu ay Avatar'ın yönetmeni, işte de en derin noktaya dalan James Cameron ve uzay paraşütçüsü Felix Baumgartner da bu ayki Haziran ayında National Geographic'te risk alan kaşif olarak yer aldılar. Tabii bu tip kişilerin yanında yer almak beni çok mutlu etti. Bizleri gururlandırıyorsunuz bu tür yaptığınız şeyler. Teşekkür ederim. Evet, ve benim tabii aldığım riskler de arazi çalışmanın yarattığı riskler. İşte örneğin ayıya verici takarken esasında bu bizim başımıza neredeyse hiç gelmedi ama işte adı üstüne risk alan. İşte bir ayı çok erken kalktı normalde ve neyse ki ormana kaçtı. Yani böyle bir risk var. İşte ben Alaska'da kuşları araştırırken ayı saldırısına uğradım. Onun dışında kuş ağından Uganda'da çok zehirli bir yılan çıkarmak zorunda kaldım öldürmeden. Tanzanya'da fil saldırısına uğradım. İşte farklı arazi çalışması. Yani ben esasında şahsen bazen insan ne umdum ne buldum oluyor. Aynen öyle. Evet, yani doğa, ben şahsen risk aramam. Riski en aza indirmeye uğraşırım sürekli. Çünkü sonuçta bu benim işim. Yani ben orada bir adrenalin, heyecan için yapmıyorum bu işi. Bilim için yapıyorum. Ama tabii siz doğada çalışırken doğanın en güzel taraflarından biri tahmin edilememez olması, sürprizlerle doğması. O sürprizler genellikle iyi sürprizler ama ender de olsa kötü sürprizler de olabiliyor. Çok ve bu önemli. Da risk yaratıyor tabii. Vaktimizin sonuna geldik ama sizden birkaç cümle istiyorum. Özellikle de hepimizin yakından bildiği. Ancak hala da ciddiyetini ne kadar kavradık bilmiyorum, tartışılabilir. Evet. Küresel ısınma ile ilgili birkaç cümle duymak istiyorum. Evet, yani küresel ısınma
bu yüzyılın hatta insanlığın şimdiye kadar karşı karşıya olduğu en büyük sorun. Bunun sebebi şu, çok bütün dünyayı etkiliyoruz. İnsanlarda, insanlık daha önce hiç bu seviyeye gelmemiş durumda. Ve zaten farklı yönlerde doğal alanların yok edilmesi yoluyla örneğin dünyayı etkiliyoruz ama küresel ısınmanın bir de ivmesi var. Yani belli bir seviyeye geldikten sonra onu durdurmak yıllar alıyor, 10 yıllar alıyor. O açıdan da önemli. İşte bu cumartesi ayı, bu cumartesi Al Gore'la beraberdim. Kendisi İstanbul'a geldi ve bir resepsiyona davet edildim. Kendisiyle bu konuları konuştuk. Zaten o bütün dünyada küresel ısınma ve konusunda, iklim değişikliği konusunda eğitimler veriyor. Ve yani bu kadar yüksek seviyede bir insan, neredeyse ABD başkanı olmuş bir insan, olayın farkında. Ve bunun için Türkiye'nin yapacağı özellikle yeşil enerji kaynaklarına yatırım. Mesela Çin şu an güneş enerjisine, rüzgara büyük bir yatırım yapıyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Bu çok önemli. Ve buna barajları katmıyorum. Çünkü barajlar doğayı yok eden kaynaklar, daha doğrusu yapılar. Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli, hidro enerjisi potansiyelinin 2,5 misli. Fakat şu an Türkiye hidroelektrikten, barajlardan kazandığı enerjinin 125 mislini kazanıyor. Yani bir dengesizlik var. O yüzden güneş enerjisine, jeotermale, rüzgara, yani bu tip gerçek anlamda anladığım kadarıyla doğaya yönelsek hem ekonomik olacak, hem kazançlı olacak, hem de dünyaya bir katkı sağlamış olacağız. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ümit ederim ki bir günde sizinle küresel ısınmayı ve dünyanın bu dertten nasıl kurtulacağını konuşmak isteriz. Bir kez daha tebrik ederim böylesine önemli başarıları kazandığınız için ve sizden yeni başarılar bekliyoruz. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Estağfurullah efendim. Sevgili seyirciler, Buluşma Noktası Türkiye Sabahı'nda bizden bugünlük bu kadar. Yarın sabah tekrar birlikte olacağız. Hayatı ve tüm renklerini sizlerle yakalayabilmek ve paylaşabilmek için. Hoşça kalın efendim.